Journus bir video atmış. Das Kapital diye. İzleyelim bu videoyu. İzleyelim. Hadi bakalım. Atatürk Olimpiyat Stadını inşa edecek. Hadi bakalım. Ege Üniversitesi'nin Bornova kampüsündeki 290 bin metrekare alanda İzmir'e yakışır bir millet bahçesi yapmak için çalışmalara başladı. Hadi arada Fikitepe'de, hadi arada Fikitepe, kurtaracağız oradaki mağduriyeti, bitireceğiz de olsun bitsin. Oralar çok oy kazandırmıyor abi ya. Fakir fukara halkın zaten kime oy verdiği belli olduğu için çok büyük sıkıntı olmuyor. Burası şu cadde Barış Caddesi. Şey çok garip geliyor bana bu arada Türkiye'de dostlar. Türkiye'de garip geliyor derken sanki Türkiye'de yaşamıyormuşum gibi. Hayır, tam merkezinde yaşıyorum. Fatih Karagümrük'te büyüdüm. Daha ne olsun. Şunu fark ettim mesela. Ülkede gerçekten böyle ekonomiden en çok çeken fakir bölgelere bakıyorsunuz. Hani A partisine B partisine oy veriyor demeyeceğim. Merak etmeyin. Genelde bunlar böyle ekonomi gayet güzel diyor. Ama adamın evine bak veya yaşadığı semte bak, berbat, çöplük içinde. 21. yüzyılda görmememiz gereken görüntülere sahip, yani öyle söyleyeyim. Onu fark ettim ya. Bir de böyle AK Parti'nin oy aldığı yerlere falan bakın. Gerçekten çok fakir bölgeler. Ya hepsi tabii ki değil ama yani fakir bölgelerin 10 tanesinden 8'inin sahibi AK Parti baktığında. Nedenini bir türlü anlamadım mesela ben yıllardır. Hala da anlamıyorum. Benim evim şuraya denk geliyor. Şu caminin bitiş köşesine şuraya denk geliyor. Bizim üç katlı bir evimiz. Bakın mesela doğu tarafına. Yani doğu tarafında hiçbir yatırım yoktur doğru dürüst. Güneydoğu tarafına, yani tam doğu değil de daha çok böyle güneydoğu taraflarına falan bakın mesela. Hani baya böyle %70'i %80'i AK Parti'ye oy veriyor. Ama mesela kimse orada yaşamaz. Herkesin çocukları böyle İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e falan gitmişlerdir çalışmaya. Çünkü bir yatırım olmadığı için iş bulamıyorlar. Yani düşün, kendi memleketinde iş yok diye başka şehre gidiyorsun. Ve oraya da hiçbir şekilde bir yatırım yapılmıyor ama ona rağmen iyidir yav, iyidir yav diyorsun mesela. Vardı. Ufak da bir bahçemiz vardı. İstanbul bu şantiye durumunu uzun yıllardır devam ettiriyor. Yani bu son birkaç yılın meselesi değil. Dünya Bankası'nın bir raporu var 1999'da. Diyor ki siz bir veya iki kentinizi küresel yarışa sokacak. İstanbul seçildi. İstanbul feda edildi yani bu küresel kapitalist. Her yer bina oldu işte, böyle Tokilerle doldu bak. Tokilerin de yarısını Araplara sattılar zaten. Niye Araplara sattılar? Çünkü Türklerin hem alım gücü yok zaten bir ev satın alabilmek için. Hani alım gücünü falan bir kenara bırakın, bu kadar evi kime satacaksın? Yani 400 bin mi 500 bin tane mi ne konut bomboştu. Yarısını bir Arap şeyhi almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilirim, kusura bakmayın. Aa, şurada ağaç gördüm. Vay! Bina dikeydik ya şuraya bir tane. Ondan sonra birden biz bir takım mega projelerle karşılaştık. Mega proje kavramıyla karşılaştık. İstanbul'un büyümesi ekonomik anlamda inşaat sektörüyle götürülmeye çalışılan bir büyüme. Ama diğer sosyal alanlarda, kültürel alanlarda insanların giderek yoksullaştığı bir kent ve Türkiye'den bahsediyoruz. İstanbul bu arada şu anda dünyanın en çok iş istihdamı sağlanabilecek şehri olabilir. Yani zaten korkunç bir büyüklükte, nüfusu da yine aynı şekilde korkunç şekilde fazla.
Yani Suriyeliler hariç 15 milyon nüfusu olduğu farz ediliyor. Yani birçok Avrupa ülkesinin 15 milyon nüfusu yok. Koca ülkenin yani düşünün. Vallahi burada iyi de top oynanır ha. İyi de top oynanır burada. Bir roveşataya kalkmanız yok mu Sayın İmamoğlu? İnşaat sektörü bir ekonominin geçici canlılığına sebep olan kalıcı üretim mekanizmaları oluşturmayan bir şeydir. Bir de 21. yüzyıldayız arkadaşlar. İstanbul'un bir limiti var. Yani su kaynaklarıyla limiti var. Oksijen alma kapasitesiyle bir limiti var. İnsanları yaşatmaya çalıştığımız bir şehir İstanbul. Böyle bir limitleri olan bir kentte daha çok konut üretelim, daha çok konut üretelim bir şehir idealizmi oluşmaz yani. Kesinlikle. Fikirtepe. Kadıköy'ün en sıkıntılı mahallelerinden bir tanesi. Çok gedo bir mahalle. Şu an nasıl bilmiyorum. Yıllardır İstanbul'a gitmiyorum. Herhalde oradan bahsediyorlardır. Yani o Fikirtepe'den bahsediyorlardır diye düşünüyorum. Videoyu izlerken görürüz zaten. Marmara depreminden inanın bir hafta geçti geçmedi. Birdenbire küresel iş fırsatları ve Marmara depremi diye bir şeydi. Yani afeti fırsata çevirme karşımıza çıktı. O kadar böyle fırsatçılar ki mega projeler oldu mu sana deprem odaklı kentsel dönüşüm? Aynen öyle. Mega dönüşüm. Köşeyi bulan müteahhitlerin büyük bir çoğunluğu Marmara depreminden sonra köşeyi buldu. Şunu tutayı söylediler. İstanbul'u Görücü'ye çıkarıyoruz. Sonra peş peşe geldi. Evet, operatör hazır mıyız? Bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret edemediği, başaramadığı bir dönüşümü milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve bu kısır döngü içerisinde kent ucu olmayan bir kent haline geldi. Her yer beton bloklarla, şantiyelerle doldu. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan, gökdelenlerin, büyük yapıların, sanayi ve ticaret alanlarının sürekli büyüdüğü, arttığı, ucu olmayan bir kent haline geldi. En derin problem aslında şu an yaşamın alabora olması. Yani habire tam böyle bir hamur yapılıyor, fırına verilecek ve ekmek... Ben de İstanbul'a gitmek istiyorum. İstanbul'a gitmeyin ben. ...geceğimizi düşünüyoruz. Biri geliyor, dur diyor, şunu ben bir daha bir yoğurayım. Sonra tamam hani bu tamamdır, bu ekmeği yiyeceğiz herhalde. Hani güzel bir ekmek çıkacak. Yine başlıyor bir hamur yoğurmaya. Ve hani bu, yoğrulup duruyoruz. Üç beş firma kaynağı belli bir parayı alıp iş yaparak mutlu olabilir. Ama bir kere üreten bir mekanizma kurmuyorsunuz. Evet. Yani sürdürülebilir bir iş değil. Yani evleri yaparsın, satarsın, sonra bitti işte, durdu yine ekonomi. Ama iktidarın devamı için hem yabancı sermaye çağırman lazım, hem de yerli işbirlikçilerini beslemen lazım. Onun için alanlar araştırılır. Yabancı sermaye için Galata Port, Haydarpaşa Port, Kazlıçeşme Port, bilmem ne Port. Bitmedi. Haliç, Haliç, Haliç. Şimdi Haliç'te bugünlerde yeni bir ihaleye hazırlanıyoruz. Dava ettik bu yönetmeliğe konan kuruyüz limanlar. Biraz sıkıcı bir video mu dostlar? Siz de onu fark ettiniz mi? Hani izlediğimiz o 140 Journus'un aşı videosu gibi değil. Mesela onu izleyip sürekli olarak yorumladık. Çok da güzel bir videoydu da. Bu sanki biraz sıkıcı değil mi ya? Yani biraz sıkıcı bir video gibi geldi bana. Yani yayında izlenecek gibi tarzda bir video değil gibi gibi. Yani yayından sonra mı izlesek bunu? Herkes kendisi izlesin. Değil mi? Yani bilmiyorum. Yayında çok izlenecek bir videoymuş gibi gelmedi şahsen. Bir dakika. Evet.